Merhabalar değerli izleyenler TRT Türk ekranlarına sağlık olsun programına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bizler de evlerinize misafir olmaktan son derece mutluyuz çünkü e, sağlık olsun diyoruz. Her şeyin başı sağlık diyoruz ve elimizden geldiğince hafta içi her gün saatler 14'ü gösterdiğinde sizlere sağlıkla ilgili önemli konu başlıklarını alanında uzman konuklarımızı misafir ederek sizlere aktarıyoruz. Bugün de yine önemli bir konu başlığımız var. Karaciğer sağlığını konuşacağız. Karaciğer yetmezliğini ve nakilleri konuşacağız. Bakalım hangi detaylar var. Sağlık olsun da birazdan karaciğer nakli hakkında çok önemli bilgiler birazdan sağlık olsun da. Karaciğer nakli nedir ve hangi hastalıklarda uygulanır? Karaciğer nakli için hangi kriterler aranır? Her karaciğer hastası nakil olabilir mi? Karaciğer nakli ameliyatı nasıl yapılır? Profesör Doktor Erdal Birol Bostancı ile birlikte tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası birazdan sağlık olsun da anlatılıyor. Sağlık olsun. Başlıyor. Evet değerli izleyenler gördüğünüz üzere bugün karaciğer üzerine odaklanacağız ve e, en ağır tablo gibi görüyoruz nakilleri ama bunun da elbette tıbbi süreçleri mümkün. detaylarına değerli hocamızdan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Eğitim İdari Sorumlusu ve Organ Nakli Mesul Müdürü Profesör Doktor Erdal Birol Bostancı hocamızla konuşacağız. Programımızın ikinci kısmında Fransa'ya bağlanacağız ve alkol bağımlılığını konuşacağız. Alkol bağımlılığının psikolojik temellerini ve bu bağımlılıktan kurtulmak için alınması gereken e, psikolojik desteği konuşacağız. Psikiyatır Mert Uğur bizimle birlikte olacak. Bütün bu başlıklarda merak ettikleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Çift 090 alan koduyla 505 756 0273 numarasından sorularınızı, merak ettiklerinizi bekliyoruz diyelim. Ve hemen değerli hocamıza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız hocam? İyi yayınlar, teşekkür ederim. E, şimdi. E, en başta problemleri konuşmadan önce karaciğer organını bir tanıyalım istiyoruz hocam. Tabii pek çok fonksiyonu var vücudumuzda ve karaciğer sağlığı da genel sağlık açısından oldukça önem arz ediyor. Bize bunları nasıl aktarırsınız? Şimdi bizim yaşamımızı sürdürebilmesi, sürdürebilmemiz için gerekli birçok organ var. Bunlardan bir tanesi de karaciğer. Karaciğer bizim organizmanın laboratuvarı ne yapıyor? Bazı maddeleri yapıyor ve böylece bazı şeyleri dengede tutuyor. İşte vücudun işte onkotik bazıncı diyoruz. işte proteinlerini yapıyor, albümünü yapıyor. Başka neleri yapıyor? İşte pıhtılaşma faktörlerini yapıyor. Hı -hı. Ve bunlar da kanın, kanınız aktığı zaman kanınız işte duruyor. Bunların durmasında etkin etkili olan maddelerin bir kısmını da karaciğerimiz yapıyor. Yine bazı maddeleri depoluyor. Mesela glikojen depoluyor yani şeker depoluyor. Bir beyin ve de bazı eritrosit dediğimiz kan hücreleri sadece bunu kullanıyor. Dışarıdan bir şey alamadığınız, aç kaldığınız zaman da bunlar düştüğü zaman diğer bunu dengeleyen mekanizmalar var. İşte burada bunlar dengeye giriyor. Demek ki bazı maddeleri de depoluyor. Bazı maddeleri de yapıyor. Ve bunlarda sindirme katkısı oluyor. Mesela safrayı karaciğer yapıyor ve sizin bağırsağınızı akıtıyor. O da sizin aldığınız gıdaların parçalanmasına ve emilmesine yardımcı oluyor. Bu şekilde onu sağlıyor. Başka ne yapıyor? Vücudun kendisinden bir sürü metabolizma sonucunda çıkan zararlı maddeleri var. Hı hı. Bu zararlı maddeleri karaciğere geliyor bunlar. Karaciğer bunları Detoksifiye dediğimiz zararsız hale getiriyor. Hı hı. Bütün bunlar karaciğerin görevleri. Bunlar da olmayınca genelde yaşamla bağdaşmıyor. Evet. İşte ne oluyor? Bu sefer hani karaciğer hastalıklarında karaciğer albümü yapamıyorsa sık ayaklarınız şişiyor, karnınızda sıvı birikiyor. İşte pıtılaşma faktörleriniz yapılamayınca bir yeriniz çizik olduğu zaman kanıyor veya kanama miktarı daha fazla oluyor hı hı. ve başka e, biz çok böyle e, etkenlerle evet. yaşamı devam ettiren evet. hayati bir oba hem üretici hem temizleyici hem dağıtıcı evet. çok büyük işlevleri olan evet. bir organımız ve genel sağlığı ve yaşam kalitemizde oldukça etkiliyor karaciğerde herhangi bir problem varsa Allah muhafaza etsin diyelim elbette karaciğer sorunlarından tamam. ama yeri geliyor bazen karaciğer yetmezliği gibi bir tabloyla da karşı karşıya kalınabiliyor hocam hangi durumlarda meydana geliyor karaciğer yetmezliği şimdi e, değişik hastalıklar var değişik hastalıklar neticesinde bütün bizim aslında organlarımız yedekli. İşte hücreler bozulmaya başlıyor, bozuluyor onu vücut geri kalan hücreleriyle bunu telafi ediyor. Derken bu bozulmalar devam ediyor, devam ediyor ve belli bir noktadan sonra tüm organ işlevini yapamaz hale geliyor. Yapamadığı durumda da bu sefer tüm organlarda bu geçerli. Yapmanız gereken şey ...organı değiştirmek oluyor. Hı hı. İşte biz buna da organ nakli diyoruz. Bunun bizim değerlendirdiğimiz değişik işte skorlama sistemleri var. Ve ona göre diyoruz ki bu hasta karaciğer nakli olması lazım. Hı hı. Mesela buna bir örnek verecek olursam değişik sebeplerden bu alkol de olabilir... Hı hı. ...veya hepatit dediğimiz viral enfeksiyonlar da olabilir... Gerçi bir aşılama politikası yürüttüğü Türkiye şu anda eskiden daha sık gördüğümüz hepatite bağlı bozuklukları daha az görüyoruz. Bunların sonucunda karaciğer bozuluyor ve bozulduğu zaman biz bir skorlama sistemimiz var. Ona bakarak belli bir değerin üzerinde ise diyoruz ki senin organ nakli olman lazım. Çünkü ne oluyor? Bu hesaplamada buna MELT denilen bir sistem var. Eğer organ nakli olmazsa bir yıl içerisinde hayatını kaybetme riski artıyor. Hı hı. Bu mesela şöyle kabaca söyleyeyim puan 9 işte bir yıl içerisinde bu yüzde 4 ise bu 10 ile 20 arasına çıktığı zaman bu sefer hayatını kaybetme oranı bir yıl içerisinde yüzde otuzlara çıkıyor. Yani bu bir öngörü oluyor. Dolayısıyla biz Türkiye'deki sistem içerisinde ve dünyada da öyle. Bu puan yani melt puan dediğimiz puan 15'in üzerinde ise biz bunlara nakil olmasını öneriyoruz. Ve organ nakli listemizi alıyoruz. Ya da kendilerine bir bağışçısı varsa bağışçı olup olmadığını soruyoruz. Onları evet. yine soru gelirse evet. ayrıntılı Detaylı anlatırım. Detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda da bu süreci konuşacağız elbette hocam. Ama anladığımız kadarıyla. Zamanla da yarışılan bir süreç eğer bir karaciğer yetmezliği söz konusuysa ve en nihayetinde elbette hayati risk görüyoruz. Burada tabii birkaç başlık söylediniz hocam karaciğer yetmezliğine kişiyi sürükleyen bazı sebepler. Bunları biraz detaylandırmak isterim. Mesela ilk başta ilaç kullanımı önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Çok bilinçsiz de ilaç kullandığımız durumlar oluyor. Bazen bitkisel ilaçlar deyip gene içeriğini bilmeden, bizim üzerimizdeki etkisini bilmeden, bir hekim tavsiyesi olmadan bunları kullanabiliyoruz. E, karaciğere hep yük sanki değil mi bunlar? Nedir uyarılarınız? Abi şimdi onu şu şekilde ben toparlayayım. Bir dedim ki hani bazı hastalıklar var. Giderek bozuluyor, bozuluyor Hı -hı. ve karaciğeri yetmezliğe götürüyor. Evet. Yine bir de bazı durumlar var ki karaciğeriniz pırıl pırıl. Hiçbir şeyiniz yok. Ama herhangi bir sebepte Karaciğeriniz yetmezliğe gidebiliyor. Bunun bir tanesi ilaç. Yani ilaç derken hangi ilacın sizi götürebileceğini de bilmeyebiliyorsunuz. Buna idiosenkrazi deniyor. Mesela bir ilaç işte bir hastalıktan korunmak için bile kullandığınız bir ilaç sizi bazen bilinmeyen sebeplerden dolayı ani karaciğer yetmezliğine götürüyor. Bunu bir kenara koyayım da ben asıl mesela diyelim ki mantar. Biz Bizim ha halkımız mantar toplamayı seviyor evet, ve kendine doğru. göre de Hı -hı. işte zehirli mantar, zehirsiz mantarı ayırt edebileceğine doğru e şeklinde bir şeyler geliştirmiş. Ondan bir kere külliyen hepsi yanlış. Hı -hı. Yani zehirli zehirsiz mantarı bilemiyorsun. Sadece kültür mantarları zehirsiz. Onların yenilmesini öneriyoruz. Onun dışında alınan mantarlardan veya biraz önce söylediniz. Ben bunu örnek de vereceğim. İşte bir yurtta çalışan bir bayan hastamız vardı. Bahçede bazı otları toplamış. Yani biz halk olarak maalesef seviyoruz. Yani mesela bir ilaç kullanmayı hoşlanmıyoruz. Niye onu anlayamıyorum. Mesela tansiyon için diyoruz ki bir ilaç veriyor. Şöyle ufacık bir şey. Hı hı. Onu içmiyoruz da yok sarımsak iyi geliyormuş diye yaz. Tamam sarımsak iyi geliyor mu? Sarımsak ne kadar iyi geliyor? Yarım evet. kilo sarımsak mı yiyeceksin her gün? O Öyle bakmak lazım. Şimdi dolayısıyla bunları aldığınız zaman bunu bilemediğiniz sebepten birdenbire karaciğerini yetmezliği götürebiliyor. O zaman ne oluyor? O zaman sarlık ortaya çıkabiliyor. İşte Gözden sarıyor, halsizlik ortaya çıkıyor ve ensefalopati dediğimiz bilinç bulanıklığı. Hmm. İşte bu akut karaciğer yetmezliği dediğimiz durumda biz çok çok hızlı hareket etmek durumundayız. Burada hmm. hızlı hareket edemez o organı değiştiremez isek o zaman e, ne oluyor o hasta hayatını kaybedebiliyor. İşte bir çalışıyormuş bir okulda gitmiş bahçeden toplamış otları, kaynatmış, içmiş. Bize akut karaciğer yetmezliğiyle geldi için. veya Hı. Geçen, bir bilinçsiz geçen, tüketimle ha, tabii tabii. değil mi hocam? Geçen ay da işte yine bir mantar yemiş. Böyle çok mantar zehirlemeleriyle uğraşıyoruz. Hepsi tabii nakle gitmiyor ama hı hı. nakle giden hastalarımız da oluyor. O yüzden onu da ben çok önemsiyorum. Yani halkımızdan ricamız tam kültür mantarları yesinler ama diğer mantarlar konusunda yani yemesinler demek istiyorum ama onlar yine yiyor, ben yine de yemesinler diyorum çünkü gerçekten hani şöyle doluyor yedi zaman bir aile yiyor. Doğru. Hangisinin yetmezliğe gideceğini de bilemiyorsunuz. İşte bir bakıyorsunuz anne ya bir şey olmuyor veya babaya biraz tedaviyle düze. Ama size çocuk karaciğer etmez denkliyor kendi çocuğu. ...o zaman daha bu tabii çarpıcı durumlara evet. yol açabiliyor. Başka ne var böyle karaciğer zararlı olan Mesela derseniz? Mesela kilo ve obezite aklıma geliyor. Karaciğer yağlanması dediğimiz süreç. Ne ha. dersiniz hocam? Şimdi bu, bu konu önemli. Hı hı. Şöyle önemli. O, obez hastalarda, obezitenin tabii birçok zararlı etkisi var. Ama biz biliyoruz ki onun, onun da belli sıra skalaları var. Belli bir şeyin üzerinde ve obezite devam ederse net bir şekilde yaşamı kısaltıyor. Bunlar ne yapıyor? Karaciğerin, karaciğerin hücrelerinde birikiyor. Karaciğer hücrelerinde biriktiği zaman işte vakuel oluyor, boşluklar oluşturuyor ve karaciğeri bozmaya başlıyorlar hücrelerini. Karaciğer hücreleri bozulduğu zaman ona biz işte steatohepatit diyoruz. Bu sefer karaciğer kanseri gelişebiliyor. Hmm ve dünyadaki rakamlara bakacak olursanız onu yine tekrar şöyle bir başı, Obeste dedik de obeste de Avrupa birincisiyiz lan. Evet maalesef. Yani bu bu inanılmaz bir şey. Yani demek ki biraz daha yememize, içmemize, sporumuza dikkat etmemiz lazım. Bu karaciğeri bozduğu zaman steatohepatit deniyor ve onun neticesinde karaciğer kanseri gelişiyor. Hı hı. Ve 2030 yılıydı okuduğum bir makalede Tabi karaciğer naklini yapma sebeplerimiz var. O bağlı gelişecek olan karaciğer nakli ihtiyacında birinci sıraya çıkacağı planlanıyor, yani, düşünülüyor. Evet. O yüzden yani bu önemli bir şey. İlginçtir mesela tamam karaciğerde biriktiği zaman bozuyor ama tedbir alıp zayıfladığınız zaman da yine karaciğer fonksiyonları düzeliyor. Hmm. Aslında bu güzel kontrol bir şey. edilebilir, yani. iyileştirilebilir. Evet, bir yani şey. böyle bir şey var bence. O yüzden kilomuza dikkat etmekte fayda var evet. diye düşünüyorum. Evet. Eksersiz de çok önemli. Şimdi obezite bunu arttırdığı gibi sadece mesela karaciğer kanseri de obezite birçok kanseri de arttırıyor. Hı hı. Tam bunu söyleyecektim arttırıyor. hocam. Biz çoğu konu başlığımızda e, kilo kontrolüne ve obezite tablosuna değinmeye çalışıyoruz çünkü pek çok hastalığın kök sebeplerinden biri yine aşırı kilo obezite karaciğer üzerinde de ne kadar tahrip edici bir unsur olduğunu anlamış olduk. Başka hastalıkların da sebepleri arasında yer alıyor. Evet. O nedenle işte kiloyu kontrol etmek, egzersiz, yürüyüş, bütün bunların da hep koruyucu etkisi var. Evet. Peki hocam, şimdi karaciğer sağlığı üzerine çok önemli uyarılarda bulundunuz. Akut tablolar da gelişebileceğini bir söylediniz. Da tabii ki buyurun sonra hocam. Kesmiş gibi oldum ama alkol. Hı hı. Yani Türk toplumun tabii şöyle bir güzelliği var. Mesela yurt dışında birçok yerde alkolle bağlı karaciğer yetmezliği en önde gözükürken bizim kendi işte hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Yani ona bağlı inancımızdan dolayı alkol tüketimi daha az ama yine de bizde de böyle ikinci sıra civarında bunu görüyoruz. O yüzden şimdi birçok şey neredeyse engelleyen bir kişi gibi ortaya çıktım ama alkolde almayalım diyeceğim. Alkolün de karaciğer üzerine direkt toksik etkisi var. Direkt kendisi tahrip ediyor. Ve onun neticesinde o karaciğeri sirotik hale sokuyor ve sonra tekrar orada da kuralları var ama bu sefer karaciğerinizi de tekrar değiştirme ihtiyacı doğabiliyor. Evet dolayısıyla alkol de karaciğer e, hasarı yetmezliğine yol açan. En, en önemli önemlisi. başlıca sebeplerden biri, e, tabii ilerleyen dakikalarda alkol bağımlılığı boyutunu da konuşacağız. Çünkü özellikle kontrol edilemez bir tüketim söz konusuysa hem psikolojik temelleri var hem de fiziksel sağlık üzerinde, sosyal hayat üzerinde ne kadar yıkıcı bir unsur olduğunu e, programımız boyunca vurgulayacağız hocam. Sizin de bunun altını çizmeniz gerçekten çok kıymetli oldu. Şimdi programımızda tabii farklı bölümlerimiz var. Farklı konularda izleyicilerimizi bilgilendirmeye gayret gösteriyoruz. Şimdi kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar ve ETR'miz var. Bakalım nelermiş? Doğru bilinen yanlışlar. Kansere bıçak vurulması veya biyopsi yapılması kanserin vücuda yayılmasına sebep olur. Yanlış. Kanserde teşhis ancak biyopsi ile konulabilir. Dolayısıyla dokuların biyopsi yaparak alınması, histopatolojik olarak incelenmesi gerekiyor. Kanser teşhis konusu. Tedavisi de tabii ki e, ameliyatla yapılır. E, erkek evre tiroid kanserlerinde biz sadece lobektomi dediğimiz basit bir ameliyata ha, e, kanser tedavisi yapabiliyoruz. Onun için e, kanserde ameliyat e, hastalığı ilerletmez, tam tersine e, kesin tedavi çözüm çözümdür. Şeker kanseri besler. Diyette şekeri tamamen kesmelidir. Yanlış. E, kanser hücreleri e, şekeri metabolize eder, yani e, özellikle glikojen olan ortamda büyür ama bu şu demek değil. Yani şeker aldınız, kanser hastasıysanız bu kanseriniz büyür bu demek değil. E, tabii ki dengeli bir şekilde e, beslenmemiz gerekiyor, şeker, yağ ve proteini dengeli bir şekilde almamız gerekiyor. E, ama tabii ki aşırı şeker tüketimi kilo almaya neden olur. O de e, kanserin e, e, olmak için en önemli risk faktörlerinden biridir aynı zamanda kanseri e, büyüten bir biridir. Tatlandırıcılar kanser yapar. Yanlış. Tatlandırıcılardan e, sadece e, sakkarinin mesane kanseri yaptığı ile ilgili e, var, çalışmalar var. Bu yüzden e, sakkarin artık e, dünyada kullanılmıyor. E, aspartam kullanılıyor. Aspartamla ilgili yapılan e, çalışmaların hiçbirinde kanser yaptığı gösterilmemiştir. Ancak hani biz e, şunu öneriyoruz. Hani e, diyabet hastalığı hariç tatlandırıcı gereksiz yere kilo vermek amaçlı kullanılmasın. E, şekersiz hani çay veya diğer çiçekleri e, kullanalım. E, doğru olan budur. Kanser tedavileri iyileştirmekten çok öldürür. Yanlış. Kanser tedavilerinin tamamı hastanın iyileştirmesine yönelik yapılan e, tedavilerdir. Bunlar e, cerrahi ve e, e, kemoterapi aynı zamanda da radyoterapi şeklinde olur e, ve bu e, hastaların erken tesis konulduğunda da kür e, dediğimiz hastanın tamamen kanserden arındırılmış sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayacak sonuç elde edilebilir. O yüzden hastaların e, geç kalmayıp tedavilerine e, doktorunun e, önerdiği şekilde uyması çok önemlidir. Evet kanser çok önemli bir başlık ve günlük hayatımızda da dikkat etmemiz gereken önemli sağlık problemlerinden biri. Korunabileceğimiz problemlerden biri elimizden geldiğince ve ne yazık ki bilgi kirliliği de çok fazla kanserle ilgili doğru bilinen yanlışları doçent doktor Servet Karaöz hocamızdan dinlemiş olduk. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Şimdi hocam stüdyomuzda da tabii karaciğer üzerine konuşuyoruz. Karaciğer nakillerini detaylandıracağız ilerleyen dakikalarda. Farklı sebepleri dile getirdik. Alkol dedik, siroz çok ciddi anlamda karaciğeri tahrip ediyor dedik. Kilo problemlerinden bahsettik. Akut bazı problemler olabileceğini söyledik. Kanser de yine nakle götüren karaciğerdeki kanserler e, sebeplerden biri midir? Şimdi şöyle önce bütün karaciğere sıçramış kanserleri bir kenara koyalım. Hı -hı. Onlar başka bir başlık altında tartışabiliriz burada. Burada önemli olan karaciğerin kendi kanseri. Bunu hepatoselliler kanser diyoruz. Yani HCC diye bilinir. Yani bunu... Kansere sahip olanlar da HCC diyebilir. Biz de konuşurken PCC diye konuşur. Karaciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan kanser olduğu zaman bunlar da nakil ihtiyacı doğurur. Yani bunlara da nakil yapmak gerekir. Fakat nakil belki biraz sonra konuşuruz. İki şekilde oluyor kadavrada ve canlıda. Hı hı. Bizim karaciğer kanserinde nakil yapabilmemiz için kurallarımız var. Hı. Çünkü bu kuralları devlet koydu. Yani devlet niye bunu koyuyor? Organ devletin malı. Bu dağıtımını yapan devlet. O zaman devletimiz en fazla fayda görebilecek gruba tabii organ dağıtımını görevi icabı yapması lazım. Onu sağlıyor. O nedenle karaciğer kanserinde kurallar var. İşte bir tanesi karaciğerin tek selezyon 5 santimden küçük olacak lezyon 3 tanesi her biri 3'er santimden küçük olacak. Hı hı. Bunu listeye yazıyorsunuz bağışçısı yoksa sistemden size sıra gelirse o zaman buna nakil yapılıyor. Ama bunun dışındaki karaciğer kendi kanserlerine de nakil yapıyor musunuz derseniz yapıyoruz. Hı. Ama bunu sadece 4. derece kadar akrabasına veya bir gönülünün bağışı sonucunda e, bulabilen bulunan karaciğerden yapıyoruz. Yoksa Kadara nakli e, Hı -hı. Kural dışına çıkınca evet. o yasak onu yap. E, organ bağışı sisteminde o listeler evet. için belli kurallar olduğunu anlamış tabii. oluyoruz. E, bu konuda tabii e, devletimizin de titiz bir e, süreçte e, organ bağışı ve organ nakillerini organize ettiğini anlamış oluyoruz hocam. Şimdi devletimizin yani çok sağlam kurmuş olduğu bir organ bağışı sistemi var. İsterseniz onu da şöyle bir kısaca özetleyeyim. Hı -hı ülke bölgeleri ayrılıyor. Bölgelerimiz var. Ve her bölgede kendi bölge koordinasyon merkezlerimiz var. Onların da bağlı olduğu ülkenin üzerindeki bir koordinasyon merkezi var. Şimdi herhangi bir yerde bir organ çıktı zaman bir coğrafi bölgede o bağlı olan merkezler var. İşte o bölgenin mesela diyelim Ankara, işte Çorum onun diğer yardımcı olan illeri var birkaç il. Mesela Çorum'da organ çıktı o Ankara bölgeye sunuluyor. Ankara bölgeye sunulduğu zaman e, bakıyorlar. Türkiye'de herhangi bir yerde acil nakli ihtiyacı olan hasta var. Varsa önce devlet diyor ki bakın böyle bir organ var. Şöyle kan grubu bu sizin hastanıza uygunsa bunu alabilirsiniz. Hı hı. Acil bekleyen varsa ona veriyor. Yoksa bölge içerisinde işte diyelim 5 merkez yapıyor o bölgede. O merkezinde organ sırası var. Sıra kimdeyse ona sunuyor diyor ki böyle bir organım var İşte özellikleri şunlar, Bunları sizin kendi hasta grubunuza uygun hastanız var mı? Bunu kabul ediyor musunuz? O ediyorsa ediyor, etmiyorsa ikinci sıraya geçiyor. O etmiyorsa üçüncü sıraya geçiyor. Bu şekilde kabul eden merkez o organı alıp getirip ilgili hastasına takıyor. Ama bu hastaya da ilgili merkez karar vermiyor. Size bahsettim ya işte. Karaciğer nakli olan ihtiyaçları biz listeye yazıyoruz ve skorlama sistem var demiştim Mert. Hı hı. Hani puan. Puanla sıraya diziliyor işte puanı 29, 28, 27. 29. hasta yani 29 olan hasta ilk bir yıl içerisinde hayatını kaybetme olasılığı en yüksek olan hasta olduğu için devlet de bize diyor biz de onu zaten uyuyoruz buna takacaksın diyor. Hı hı. Ama hasta gelmiş bakıyorsunuz bir üst solunum yolu enfeksiyonu var. Anestezi almasına uygun değil. Ona takamıyorsunuz. O zaman işte ikinci hastaya bakıyorsunuz. Hmm. Eğer bire takamadınız. ikinci de diyelim başka bir idrar yolu enfeksiyonu çıktı veya başka bir sebep. Üçüncüye tak takıyorsunuz. Ama bunu neden bire ve neden ikiye takmadığınızı belgeliyorsunuz. Hmm. Ve bunu rapor olarak devlete gönderiyorsunuz. Evet. Bu çok önemli. Yani organ bağışı yapan kişilerin sistemine güvenmesi lazım. Yani evet. organımı kimler kullanıyor? Emin olsunlar organlarını en ihtiyacı olanlar kullandı. Evet ve çok titiz bir e, tetkik süreci olduğunu, kime daha uygun olduğunu, tamam. e, analiz edildiği bir sistem olduğunu anlamış oluyoruz burada. Bir de zamanla da bir yarış söz konusu değil mi hocam? Özellikle kadavradan e, nakiller, tamam. bir bağış söz konusu. Ee, şimdi şöyle e, mesela organ nakli diye kalp örnek için söylüyorum. Kalp organı aldıktan sonra 4 saat içerisinde yerine takılması lazım. <laughs> İşte akciğer 4-6 saat. Karaciğer genelde 12 saat içerisinde yerine koymanız hmm. lazım. O yüzden biz mesela uçakları kullanıyoruz, helikopterleri kullanıyoruz. Tabii burada Organın burada da devlet çok önemli. Elbette. Yani hı hı. bazen böyle konuşunca böyle konuşuyorum ya. Yani devlet hava gibi su gibi. Tabii. Hiç farkı yok. Havadan sudan da belki önemli. O yüzden herkesin devletine sahip çıkması lazım. Onun yokluğunu daha çok ihtiyacınız olduğunda anlıyorsunuz. Hı hı. Şimdi bizde öyle acil hastalar oldu. Mesela İzmir. İzmir'de karayoluyla gitseniz kaç saatte gider gelirsiniz? O süreler geçiyor. Hı hı. Ama devlet bir uçak veriyor size. Biniyorsunuz gidiyorsunuz alıyorsunuz sizi. Bu sefer ya uçakla ya da helikopterle getiriyor. Bizim hastane üzerinde iki tane de helikopter pisti var. Helikopterle organı size getiriyor. Siz alıyorsunuz. O sırada öbür işte organı takacağınız kişi ameliyathaneye almış oluyorsunuz. Orada bir ekip çalışıyor. O organı çıkarıyor, gelen organı alıyor, onu hazırlıyor, onu takıyor ve bu işlemleri 12 saat içerisinde bitirmek zorundasınız. Evet. Karaciğerinizin Çalışabilmesi için iyi çalışabilmesi evet, için. Ve ciddi bir maraton ve çok profesyonel evet. sağlık çalışanlarımızın, değerli uzmanlarımızın, evet. hekimlerimizin Şimdi, de fedakarlıkla e, bu işleri evet. yaptığını görüyoruz. Biz mesela CER'e olarak belki biz konuşuyoruz yani işin başında olduğumuz için ama arkada çok güçlü bir kadro Hı -hı. çalışıyor. Yani genelde Karacahar'ın için biz öyle deriz. Yani 18 branşın devreye girdiği, Hı -hı. hepsinin hizmetleri olan, 100-150 kişilik bir kadronun, bu işte diğer gastroenterolojisiyle, radyolojisiyle, anestezisiyle ve koordinatör sistemleriyle hı hı. artı ameliyathane hemşireleriyle, yoğun bakımcıyla çalışan büyük bir çark. Evet. Bu çarkın bir yerinde bir eksiklik olunca sistemde bir bozukluk oluyor. Evet, Dolayısıyla Türkiye'nin nakiller konusundaki başarılarını da düşündüğümüzde fedakarlıkla çalışan ekipleri daha iyi anlamış oluyoruz hocam. Bu vesileyle bütün sağlık çalışanlarımıza bütün uzmanlarımıza hem gönül dolusu selamlarımızı gönderelim hem de minnetlerimizi, teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten çok önemli hizmetler bu toplum için yerine getiriyorlar ve devletimizin de elbette sağladığı imkanlar bu anlamda çok çok kıymetli. Şimdi karaciğer nakil süreçlerine de bu vesileyle girmiş olduk. Tabii sormak istediğimiz pek çok detay var hocam ama kısa bir ara vereceğiz. Aramızın ardından değerli izleyenler Fransa'ya bağlanacağız. Psikiyatri Mert Uğur'la konuşacağız. Çünkü karaciğer hasarlarında en önemli problemlerden birinin alkol bağımlılığı olduğunu değerli hocamız da söyledi. Peki alkol bağımlılığının psikolojik temelleri nelerdir? Aranın ardından bu konu başlığıyla karşınızda olacağız. Değerli izleyenler, alkol bağımlılığı hem e, karaciğerde çok önemli hasar bırakan problemlerden biri dedik. Aynı zamanda e, psikolojiyi de e, harap eden, sosyal hayatı da oldukça olumsuz etkileyen son derece zararlı bir kullanım. E, bunun detaylarını psikiyatr Mert Uğra danışacağız. Fransa'dan kendisine bağlanıyoruz. Hemen dönelim. Hoş geldiniz Mert hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? iyiyim. Çok şükür size rahatsızsınız. Hocamıza da selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Ee, şimdi e, tabii alkol bağımlılığı, bağımlılıklar arasında bir alt başlık. En başta böyle bağımlılık ve psikoloji dediğimizde nasıl bir tablo var karşımızda? Bağımlılığın psikolojisi nasıldır? Bunu dinleyerek başlayalım sizden. Buyurun. İlk olaraktan aslında bağımlılık anlatsak daha doğru olur. Bağımlılık Bağımlılık aslında bir madde ya da bir davranış. sürekli psikoloji arasından uyguladığımız bir madde, bir ilaç, kurucu olabilir. Bağımlılık aslında bir odaklanmamız lazım psikoloji açısından. Yani psikoloji açısındaki birçok sorunları, yani depresyon hastalığı gibi, panik atak hastalığı gibi, bunlardan kurtulup, başka bir ya da bir davranış da yani, yani bir tatbik ciddi bir çok bağımlılık içerisinde kendinizi kullanın. Evet. E, bu bağımlılık aslında hastalarımızı farklı yöntemlere tedavi ederek para iş e, Mert Hocam, şimdi sesinizle ilgili, e, bizim duymamızla ilgili bir problem yaşıyoruz. Böyle kesintili geliyor. Tabii bu canlı yayının cilveleri diyoruz bunlara da. E, bazen böyle bağlantılarda problemler çıkabiliyor. Bir virgül atmış olalım müsaadenizle. İlerleyen dakikalarda tekrar bağlanmaya gayret gösterelim size. E, çünkü daha sağlıklı olarak bilgilerinizi almak istiyoruz diyelim. Şimdilik veda edelim size. Ee, ve hemen stüdyomuzda değerli hocamızla konuşmaya e, devam edelim. Şimdi alkol bağımlılığını konuşacaktık hocam onu ilerleyen dakikalara bıraktık. E, sizinle e, nakil süreçleriyle ilgili konuşmaya başlamıştık. Nasıl bir maraton olduğunu, nasıl bir ekip çalışması olduğunu e, ve fedakarlıkla ve e, önemli ciddi bir sistemle bu nakillerin gerçekleştiğini söylemiş oldunuz. E, şimdi tabii karaciğer nakilleri deyince e, ayrı bir başlık açıyoruz. E diğer nakillerden farkları nelerdir? Şimdi e, mesela diğer nakil kalp nakli var, akciğer nakli. Mesela hı hı. İşte Genelde şu anda ülkemizde kalp nakli ve akciğer nakli sadece ve sadece kadavradan mümkün. Hı hı. Ama karaciğer nakli canlıdan da nakil imkanı olduğu için bir gönüllü bağçıdan veya böbrek de öyle bir yakınından da alarak nakil yapmamız mümkün. Şimdi tabii diğer yani bütün nakiller çok zor. Bütün süreçler çok zor. Hı hı. Ama karaciğer nakli yaptığınız zaman özellikle de canlı nakil yaptığınız zaman bütün damarsal yapılar daha küçük. Ben karaciğer naklinin mesela onunla uğraştığım için en zor olduğunu düşünüyorum. Tabii diğer nakil yapan arkadaşlarım farklı düşünebilir. Evet. Arzu ederseniz bir kadavrayla canlı naklede bir başlık açmak isterim. Evet bu karaciğer naklinde tabii ayrı bir e, özellik olarak karşımıza çıkıyor. Diğer nakillerde elbette bir kadavradan bağış neticesinde bir e, nakil beklerken canlı e, nakilde canlı kişilerden bir bağışla Parçası Par nakledilebiliyor. Bu da ilginç bir boyut gerçekten. İkisi arasındaki farklar nelerdir ve siz bir hekim olarak hangisini tercih edersiniz hocam? Şimdi e, tabii ki biz kadavra naklini hmm. tercih ederiz. Hem e, bir organ daha büyük, yapılar daha büyük. İkincisi herhangi birini ameliyat etmiyorsunuz. Zaten e, bir ölüm gerçekleşmiş bir kişinin organını kullanıyorsunuz. Hmm. Öbür tarafta sağlam bir kişiyi ameliyat ediyorsunuz. Tabi bu ameliyatın da o kişiye getirdiği yükler söz konusu. Biraz önce söylediğim gibi mesela bağış o kadar önemli ki organ yoksa kalp nakli ihtiyacı olan ne yapacak? Akciğer nakli ihtiyacı olan ne yapacak? Doğru. Şimdi peki kadavra oranları Türkiye'de nasıl? Şimdi dünyadaki sistemde bağış oranları şöyle hesaplar milyon başına. Mesela İspanya'da değişik sistemler var. Bu milyonda 47. İşte Amerika'da milyonda 40. Yani... Milyonda 40 demek Türkiye'ye uyarlarsak ki Avrupa'da ortalama 20'dir milyonda. 20 diyelim. Türkiye'nin oranı ne? Bir tahmin edin. Ayşen. Hocam geçtiğimiz yani günlerde hep de konuştuk. Öndeyiz ya yani, nakilde de çok öndeyiz. <laughs> Ama kadavra organ bağışında Oldukça bağış oranı oldu, 3.4 2020. Evet. 3.4 yani 85 milyonluk Türkiye'niz var. İşte ortalama 250 civarında organ kullanıyorsun. Hı hı. Peki yılda karaciğer nakli ne kadar yapılıyor ülkemizde? 1600-1750 arası. 200-250'si şey diğerin hepsi canlıdan canlı yapılıyor. Dönüyorsun yoldan. bakıyorsun canlı da dünya ikincisisin karaciğer naklinde. Avrupa'da da canlı nakilde birincisisin. Böbrekte de böyle yine önde. Ama kadavra da. En altlardasın. Hı hı. Şimdi bu tabi ülkemize yakışmıyor. Şimdi bunun birçok belki sebebi olabilir. Ona değinmek istemiyorum ama burada benim özellikle değinmek istediğim bir nokta daha var. Şimdi bu bağış oranı önce bir de tespit var. Yani beyin ölümü olmuş olan kişileri tespit. Bu sayı yani yüksek. her bağış, her ihtiyaç sahibine de uygun olmuyor. Yani orada bir uyumlanma, denk gelme mesela, meselesi var. Tabii. Ona uygun olmayabilir ama hani tüm Türkiye'de sistem olduğu için bir başkasına uygun, uygun olabilir. olabilir. Önemli hı hı. olan bağışın yapılması. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin sistemi içerisinde yine bizim çok cefakar ve koordinatörlerimiz bütün çalışmalarını yapıyor. Her gün her yoğun bakımlar gezilir. Yani uygun hasta çıktığı zaman onu tespit edilir. Yani biz şu kadar hastadan organ nakli yani organı bağışlarsa alabiliriz diyoruz. Hı hı. Bağış oranı ne kadar? Yani tespit edilen oranda da bağış oranı yüzde yirmi hmm. Dünyaya baktık ya ben tekrar bir baktım şöyle dünyaya. Dünyada da organ ıı, kullanmaya uygun hastada Red oranında da yine birinciyiz. Hmm. Ya bu yanlış bir şey. Yani zaten hayatını kaybetmiş bir kişi var. Ya bunun kalbinin işte bu evladınız olabilir, anneniz olabilir, babanız bir Allah ki tamam kimsenin başına vermesin ama hı hı. olduktan sonra da bu kalbin bir başkasında atmasını, bu karaciğerin başka bir e, vücutta çalışmasını, bu akciğerin başka bir insana nefes alıp vermesini sağlamak istemez misiniz? Hı hı. Hı hı. Yani çok, i̇stememiz çok değerli. lazım yani. Çok değerli bir Tabii. katkı gerçekten Biz, hocam. Biz toplum olarak inanış gereği hı hı. yani yardımsever başka ne, ne demiş peygamber efendimiz e, komşusu Aç iken tok yatan bizden değildir. Evet. Ya ihtiyacı olan bir sürü insan var, bekleyen bir sürü insan var ve bu bekleyenlerin yaklaşık olarak Türkiye'de de yani yüzde otuz'u bir yıl içerisinde beklerken hayatını kaybediyor. Hı hı hı. Ya bunlara niye ışık olunmasın? Ve niye bunlara gibi bir hayat verilmesin? Kültürümüzde ve inancımızda can evet. da çok önemlidir. Her canın çok Tabii. büyük bir kıymeti vardır. Bir bağışçıdan Ondan fazla kişi hayata dönebiliyor ya da organ işlevleri tekrar kazandırılabiliyor. Çok büyük bir iyilik aslında söylediğiniz gibi, değil mi? Organlar var, dokular var. Hı hı. İşte baktığınız zaman işte iki işte akciğer var, karaciğer bir tane iki tane böbrek var, göz var, hı hı hı. ince bağırsak var, pankreas var. Evet İşte kemikler, dokularda kullanımlısı var. Hı hı. Bu şey değil. Yani bu. Bizim yine inanışımızda bedenin bir önemi yok ki ya yani ruh önemli. Dolayısıyla yani bedene çok takılmadan yani başçı olmak lazım. Yani başçı olmak lazım Ve onu söylemek. Ve çok da istiyorum. kolay bir şekilde başçı olunabiliyor değil mi hocam? Mesela şimdi izleyicilerimiz sizin bu açıklamalarınızla da karar verebilirler. Ben de, ben de organ bağışçısı olmak istiyorum. Ne yapayım? Nasıl başvurayım? derlerse evet. nasıl yönlendiririm? Şimdi şöyle ya yani kanunumuza göre 18 yaşın üzerindeki Akıl sağlığı yerinde herkes bağışçı olabilir. Hı hı. Bunu herhangi bir hastaneye gidip yapabilirler, sağlık ocağında yapabilirler. Böyle herhangi bir yere başvurup bağışçı olabilirler. Bunlara tabii bağış kartı düzenleniyor. Hı hı. Bu bağış kartı düzenlenince yine de bu kişinin yani yanlış anlaşılmasın. Yani beyin ölümü gerçekleştiği zaman organları uygun çıkarsa yine de ailesine sorulmak zorunda. Yani bunlar bağış yaptı diye şey yapılmıyor yani direkt hı, hı. organlarına aile onayı tabii, gene istiyor. aile onayı gerekiyor hı hı. ama bu aileyi ikna da bizim için kolay oluyor. Aileye diyoruz ki işte bakın rahmetli de bunu bağışı yapmıştı zaten. Organlarının başkasında yaşam bulmasını istiyor. Zaten bu yüzden, bir vasiyet aha, gibi adeta. Tabii, bu vasiyet mi? gibi kabul edip bu bağış yapar mısınız deyince de bu sefer bunu koordinatörlerin hastaya şeye hasta yakınlarına sunumuna da kolaylık sağlamış oluyor. Hasta yakınları neden çekince gösteriyorlar hocam? Çünkü sonuçta yani e, vefat eden kişinin de bir rızası var. Böyle bir talepte bulunmuş, organ bağışçısı olmuş. Ama aileler yine yanlış bilgiler var herhalde Tabii, Tabii ya, ilgili. Yanlış bilgiler oluyor. Bir de mesela beyin ölümü diyoruz. Şöyle düşünebiliyorlar. Belki buna da biraz değinelim e, izniniz olursa. Ya acaba tam beyin ölümü dendi de bu acaba Canlanır mı tekrar? Hmm, evet. tekrar Şimdi o konuda da ben kısa bir açıklama yapayım izniniz Tabii. olursa. Beyin ölümü, bitkisel Şimdi... hayat bu kavramlarla ilgili çok ciddi bilgi evet. kirliliği var. Evet. Ve organ bağışının önüne geçen bir e, nasıl diyelim yanlış bilgiler dolanıyor evet. sosyal medyada özellikle. Bu konuda bence sizin açıklamanız çok büyük kıymet taşıyor hocam evet. dinleyelim sizi. Şu beyin ölümü demek Beynin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak ortadan kaybolması demektir. Yani hasta zaten nefes almıyordur, hı hı. cihaza bağlıdır. Evet. Beynin refleksleri var, bütün bu refleksler kaybolmuştur. Onun için de beyin ölümüne bir kişi karar vermiyor, bir kurul karar veriyor. Hı hı. Bu kurulda iki uzmanlık alanı var. Ya yoğun bakımcı anestezi, bir not düşüyor, görüyor, reflekslerine bakıyor. İki nörolog veya beyin cerrahı bakıyor, notunu düşüyor. Üçüncüsü, yani başka ülkelerde farklı ama ben kendi ülkemiz için söylüyorum. Diyor ki bu beyin ölümü olduğunu elindeki tıbbın geldiği son noktadaki teknolojik e, cihazlarla göstermen gerekiyor. Bunların da gösterilmiş kişilerdir beyin ölümü dediğimiz kişiler. Hı hı. Ve siz Evet bunun kalbi atıyordur ama refleksi yoktur, solunumu yoktur, beyin kanlanması yoktur. Bu kişiyi bıraktığınız zaman zaten bu 48 saat içerisinde hayatını kaybediyor. O süre de önemli. Yani geri dönüş diye bir şey yok. Evet. Dolayısıyla böyle bir kişinin verdiği karar değil. İki bitkisel hayat, bitkisel hayat da zaten hastaya nefes alıyordur. Refleksleri vardır. Bu bellidir yani bunu, bu yıllarca yaşayabilir. Yani <laughs> tamam Belki konuşamaz ama refleksleri oldu, solunumu olduğu için o beslenme tüpleri yerleşti. Yaşayabilir, var çevremizde bu. Evet. Bununla halkımız ikisini birbirine lütfen karıştırmasın. Yani beyin ölümü tıbbın bizim beyin ölümü dediğimiz veya o ekiplerin organ bir de şunu söyleyeyim yani organ nakli yapan grup cerrahlar bu sürecin hiçbir basamağında yer almıyor. Bunu ayrı ekipler yürütüyor onlar bize sonuçta sunuyor. Yani biz herhangi bir şekilde bu işin içinde yapan kişiler bu işin içinde yok. Evet. Ona ayrı bir devlet, devlet sistemi yürüyor ama o da söylediğim gibi beyni kanlanmayan reflekslerin hepsi gitmiş, solunum olmayan yani e, ölmüş olan kişi oluyor. Yani bunu dediğim dendiğinde o grup buna inanmak lazım. Onun geri dönüş şansı yok. Ne bir evet. tanesi bu oluyor. Bir tanesi ne oluyor? Genelde bunlar ani olaylar sonucunda oluyor. işte yaralanmalar oluyor, kurşulanma, trafik kazaları. Onun acısıyla bağışta bulunurken biraz yani o zorlanılabiliyor. Ben onlara bir şey demiyorum. Onların acılarını da paylaşıyorum. Yani Hı. organ bağışı yapan herkese de yani evet. özel saygı duyuyoruz. Yapar veya yapmaz biz teklif ediyoruz. Hepsinin acısını paylaşıyoruz ama biz diyoruz ki yani yapsanız iyi olur. Evet. Çok çok kıymetli bir karar elbette ve zor olduğunu da elbette ifade ediyoruz. Hali hazırda şu an organ bağışında bulunmuş kişilere e ayrı bir saygı diyoruz dediğiniz gibi buradan selamlarımızı, teşekkürlerimizi de iletelim. Onlar kendi çevrelerine de örnek olabilirler, onları da teşvik edebilirler. Ve halihazırda hazırda bir yakınını kaybetmiş ve onun organlarını bağışlama kararını verebilmiş ailelere de ayrıca gerçekten tebriklerimizi iletmemiz gerekiyor. Çok kıymetli bir karar olduğunu bir kere Sonradan daha ifade etmiş olalım. Sonradan böyle arkadaşlıkla akrabalık, akrabalık değil mi? Arkadaşlıklar doğuyor işte evladın bir kalbi ya da bir yakınının kalbiye onlar birbirleriyle tanışıyorlar gidiyorlar Hı -hı. geliyorlar Hı -hı. Bu da çok bir durum, ilginç bir iletişim yani. zemini ve farklı bir aile bağı aslında evet. hatta neredeyse oluşmuş oluyor. Bunların da çok kıymetli olduğunu ifade edelim. Tabii kafa karışıklıklarına gerek yok hocam. Bu konuda uluslararası sistemler var. Ülkemizin çok ciddi anlamda bir sistemi var. Tıbbi olarak bir takım kurallar ve tespit edilen bazı hakikatler var. Dolayısıyla süreç güven üzerine ilerleyebilir. Bunu bir kere daha ifade etmiş olalım. Bilgi kirliliğine çok fazla değer vermemek yani gerekiyor devletimizin kurduğu sistem çok güçlü onu Hı -hı. inceleyebilirler Buna inanmak ve güvenmek lazım. Evet. Şimdi hocam, ülkemizde halihazırda hazırda canlı e, karaciğer nakillerinin canlı kişiden parça olarak nakillerin daha yüksek oranda olduğunu söylediniz. E, tabii burada biraz yine aile bağlarımızdan bahsediyoruz. E, biz şimdi sevdiğimiz kişiye de canım ciğerim deriz. Mesela Yani ciğer çok evet. kıymetlidir. Ama sevdiğimiz kişileri de ciğerim diye öyle bir kıymet veririz. Şimdi bir ciğer, karaciğerle ilgili bir problem olduğunda ve nakil ihtiyacı olduğunda, elbette aileler hemen Bununla ilgili yani benimkini nakledebilirsiniz gibi yakınları muhakkak başvuruda bulunuyorlardır ya da bunun talebinde bulunuyorlardır. O süreç nasıl işliyor? Mesela karaciğer yetmezliği olan nakil ihtiyacı olan bir hasta var karşımızda. E, aile üyeleri muhakkak uyumlu oluyor mu? En yüksek oranlar nasıl oluyor? O süreçte sizin o arayışınız ve tespitiniz nasıl ilerliyor? Canlı nakillerle ilgili süreci de merak ediyorum. Biz bunu aileye bildiriyoruz, diyoruz ki işte şeye ihtiyacı var, organ nakli. Ve şu anda sistem içerisinde dördüncü dereceye kadar akrabalık olanları direkt sistem kabul ediyor. Bunun dışında da bir bağışçı varsa o da etik kurul dediğimiz bir kuruldan geçirilerek o da bağışçı olabiliyor. Ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi karaciğerin bir parçasını alacağınız için alacağınız karaciğerin aldığınız kişiye sıkıntıya sokmaması, taktığınız kişiyi de yaşatacak miktarda olması lazım. Bunun bilimsel hesaplamaları var. Bütün bu hesaplamalar için e, radyolojik değerlendirmelerimiz var. İşte kan grubu var. Zaten o başta o geliyor. O kan grubu olan hastalara geliyor. Onları biz inceliyoruz. Uygunluk hı hı. bakıyoruz ve bunlar çok hızlı olma zorunda oluyor. Bazen bizim 10 15 hasta inceleyip sadece bir ve uygun verici bulabildiğimiz hı hı. hastalarımız da olabiliyor. Bu böyle bir süreç oluyor ama işte hesabı olan, kitabı olan. Bu size söylediğim grupların emeğini ortaya koymuş olduğu işte tomografi hızlıca çekiliyor. Sistem onu öne alıyor. Gece geliyor onu okuyacak olan kişiler geliyor. Okuyu hesaplamaları yapıyor. Yapacak olan kişi onu değerlendiriyor. Bu sırada işte kalbi bu ameliyatı kaldırımı işte akciğer Bütün bunlar yapılıyor. Ondan sonra biz tamam diyoruz. O canlı nakile işte o zaman iki alıcı ve verici bir arada ameliyata giriyor. Evet ve bu ameliyat sonrası süreçleri de konuşacağız hocam. Onlar da merak ettiğimiz boyutlar. E ancak şu anda bir VTR'miz var. Ankara Bilken Şehir Hastanesi'nden Profesör Doktor Yılmaz Tezcan hocamızla ki geçtiğimiz günlerde kendisini de konuk etmiştik. Radyasyon onkolojisine ait teknolojilerle ilgili çekimler gerçekleştirmiştik. Beraberce izleyelim. Radyasyon onkolojisi cerrahi tedaviler ve sistemik tedavilerle birlikte en önemli ana tedavilerden bir tanesi. Kanser tedavilerinin aşağı yukarı yüzde 60'ının üzerinde radyoterapi uyguluyoruz. Bu amaçla bu gördüğümüz tomografi cihazı bilgisayarlı tomografi olarak geçiyor. Vatandaşlarımız da bu bilgisayarlı tomografiyi çok iyi biliyorlar. Beyin, baş boyun, toraks, akciğer, batın bölgesinin bilgisayarlı tomografi görüntülerini aldığımız, X ışını kullandığımız bir cihaz. Bu cihazı biz tedavi de planlama amaçlı kullanıyoruz, teşhis amaçlı kullanmıyoruz. Bilgisayarlı tomografi cihazında bir takım sabitleme aparatlarımız var. Baş-boyun tümörlerinde kullandığımız plastik maskeler, ayak sabitleyiciler, vakum yataklar gibi bir takım sabitleyici aparatlar kullanarak bilgisayarlı tomografi içerisinde hastanın görüntüsünü alıp TPS'i aktararak planlamaya aktarıp burada hastanın tümörüne yüksek doz nasıl radyoterapi veririz? Kritik organları nasıl koruruz? O amaçla kullandığımız bir cihaz, bilgisayarlı tomografi cihazı. Evet, Profesör Doktor Yılmaz Tezcan hocamızdan radyasyon onkolojisinde teknolojik gelişmelerle ilgili farklı detayları dinlemiş olduk. Gerçekten e, tıp teknolojisi de e, her geçen gün ilerliyor hocam. Ee, bu oldukça yüz güldürücü ve bizim hastanelerimizde de şehir hastanelerimizde de bu noktadaki donanımlar e, çok güzel e, çok güzel hizmetler veriliyor nakillerde de gene aynı şekilde hatta e, artık e, yapay organların da oluşturulabileceği yönünde e, dünya literatüründe pek çok tartışma var bazen haberlere de yansıyor bununla ilgili e, durumlar oldu. şimdi tabii organ bağışının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz böyle bir noktaya e, teknoloji varır mı ve bununla ilgili Çalışmalar nelerdir hocam? Doğrusu merak ettim. Şimdi gerçekten çok ciddi çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi mesela acaba hayvandan insana nakil olabilir. Hmm. Öbürüne de sonra değineyim. Hmm. Nasıl görseyim tabii ki. Şimdi ilk önce insan hayvandan insana nakiller yaptılar işte, maymundan, domuzdan. Hmm. Fakat vücut onları çok hızlı bir şekilde yok ediyor. Vücut evet. savunması. Öyle yani insan vücudu öyle bir sistem ki yani içine girdikçe çok şey yani öğreniyorsunuz ve böyle hayranlık duymamak mümkün değil. Mevcut savunma sistemlerini de incelerseniz aslında insan vücudunun savunma sistemlerinden örnek görürsünüz. Yani hmm. Mükemmel işte o büyük savunmasını iyi dediğimiz ülkelerin savunmasını insan vücudunun yanında yine hiç kalır. Şimdi hayvanlar naklettiğiniz bir şey yok ediyor. Ama bu sefer tabi araştırmalar durmuyor. Ne yapıyorlar? Hayvanların genetiğiyle oynuyorlar. Bunu tespit ediyorlar işte acaba neden reddediyor. Genleriyle oynanıyor ve hayvanların işte taşıdığı işte enfeksiyon olabiliyor biraz. Onlarda da yok edecek sistemlerle uygulanıyor. Ve ondan ya geçen yılda ya evvelki yıl genetiği değiştirmiş domuz karaciğeri nakledildi. hı. Hmm. Ve kime nakledildi? Zaten çok yaşam beklentisi olmayan hastanın da tabii Ve bu iki ay çalıştı. Hı hı. Bu sene de yine genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi. Hı hı. O da çalıştı. Şimdi bu bize ne getiriyor? Bu, bu, genlerle daha da oynanacaktır. Hı hı. Ve tahmin ediyorum gelecekte yani bu e, Reddetme süreçleri uzayacaktır. Belki kullanabilir duruma geliriz. Belki kullanabilir duruma gelmezsek bile belki ara çözüm olarak geçici kullanabilir duruma geleceğimizi düşünüyoruz. İkincisi yapay organ. Mesela yapay organ derken o, o yapay organ mesela kalp küçük bir artık küçük onu bir destek organı olarak yapay yapıp kalbi destekleyebiliyorlar. Nakle geçene kadar bir ara evre gibi. Hı hı. Ama karaciğerde öyle bir şey yapılmadı da acaba organı biyolojik olarak üretebilir miyiz? Bunun üzerine çalışmalar var ve siz de takip ediyorsunuz. Mesela yazıcılar var, 3D yazıcı diyor. Bir plastik contasını alıyorsun. İşte hiç kimse üretmiyor onu getiriyorsun koyuyorsun sen aynısını yapıyorsun. Bir Modellemeyle ile yani modellemeyle üç boyutlu şekilde oluşabiliyor. Şimdi doku mühendisliği hı hı. bunun üzerinde çalışıyor. Mesela bir hayvanın karaciğerini veya böbreğini tamamen hücresizleştiriyor. Ondan sonra bu sistemlerde oradaki yazıcılarda mürekkep veya bulunan değil de hücreler oluyor. Hücreleri koyuyor işte. O koyduğu hücre fibrosit koyuyor kimine başka bir şey. Onları o hücresizleştirilmiş sistemler üzerine monte ediyor. Bunun işte çalışıp çalışmadığı bunlarla ilgili çalışmalar var ve sonuç alınan kısa da olsa gösterilmiş başarılı modeller var. Yani gelecekte orayı tam kestiremiyorum ama mutlaka o alanda da ilerlemeler olacak. Evet her türlü teknolojik ve bilimsel gelişme elbette çok kıymetli. İnsanın faydasına olduğu sürece tabii insanın tabii. hayatına hizmet ettiği sürece ve insan tabii sadece biyolojik bir varlık değil. Sosyal hayatı var. Bir ruhsal yapısı var. Psikolojisi ve duyguları var. E tüm ilişkileriyle bambaşka bir varlık. Tüm bunlarla uyum sağlayabilecek her türlü teknolojik ve bilimsel gelişme bizim de yüzümüzü güldürüyor ve heyecanla bekliyoruz hocam. Farklı boyutları ile elbette siz değerli bilim adamları, hocalarımız da bununla ilgili süreçleri takip ediyorsunuz ve katkı sunuyorsunuz çok güzel gerçekten. Şimdi hocam bu bölümden önce canlı bağışlarla ilgili nasıl bir süreç ve nasıl bir şartlar arandığını sizden dinlemiş olduk ve ameliyatı bu şekilde gerçekleştiriyoruz dediniz. ameliyat sonrası tabii canlı bağış söz konusu olduğunda iki hastamız olmuş oluyor. E, bir hastamız ama öbür türlü iki hastamız. Bununla ilgili de tabii kafa karıştır, kafalar karışabilir. Yani acaba hani bir parça alınıyor karaciğerden ama canlı bağış yapan kişinin sağlığına ne oluyor? Onun karaciğer sağlığında bir problem oluşuyor mu? Şimdi mantık olarak baktığımızda elbette tıp ben bunu riske atmak çok mümkün değil. E bununla ilgili yaklaşım nedir? İzleyicilerimize bununla ilgili neler aktarır? Şimdi bu Zeus mitolojisinde görmüşsünüzdür. İşte kartal geliyor. karaciğerini böyle hı. gagalıyor, gag alıyor, alıyor, alıyor. Sonra karaciğer ertesi gün geliyor aynı haline geliyor. Hı hı. Şimdi biz karaciğer çok hızlı rejenere olan bir organ. Hı hı. Mesela alıcıdan, vericiden aldık ya karaciğer. O kalan karaciğeri 3 hafta içerisinde yaklaşık olarak Normal boyutuna erişiyor, yüzde falan erişiyor. Evet. Çok. Takdığınız küçük karaciğerde yerde, takıldığı kişi de üç hafta içerisinde yine böyle büyüyor ve bulunduğu mesela bir hacmi varsa o hacmin yüzde daha büyük hale geliyor, daha bir yeter hale geliyor. Böylece ikisi de sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebiliyor. Hı hı. Ama alıcıda şöyle bir şey var tabi. Alıcıda biraz önce hani söyledim ya o organizma ya bir dışarıdan bir organ taktığın zaman bunu sistemleriyle vücut tanıyor. Sen hı hı. benim malım değilsin diyor. Sen yabancısın diyor. Onu yok ediyor. Şimdi işte insandan da taksanız aynı kan grubunda takıyorsunuz. Ana şeyleri tanıyor. Biraz kendine benzetiyor ama küçük orada belirteşler de var. Diyor ki sen bir insandansın ama hı hı. benden değilsin diyor. Hı. O zaman biz vücudun o ondan olmadığını yapacak sistemini baskılıyoruz. İmmün dediğimiz. Ve o zaman vücut onu kabul ediyor. İşte o bir mücadele. O sırada o ilaçların dozlarının ayarlanması. Onların her gün bakıyoruz da ölçüyoruz kanlarını, değerleri var onların. Onlara göre ...immün ikili, üçlü ilaçlarla... Hı hı. ...götürüyoruz. Burada evet. işte ne istiyoruz? Şeyden, bunu alıcıdan... ...söylediklerimize uymasını... Evet. ...işte dediklerimizi yapmasını... ...ilaçlarını kullanmasını... ...zararlı maddelerden... ...yine kaçınmasını... Hı hı. ...bunları istiyoruz. Birlikte belli bir... ...zaman sürecinde o dengeye giriyor. Daha sonra da onların... ...ilaçlarını azaltabilmek mümkün oluyor. Bu şekilde... Ee, yaşamına devam ediyor. Devam edebiliyor. Hem alıcı için hem verici için normal hayatta dönüş süreci evet. gerçekleşmiş oluyor. Şimdi hocam, siz tabii e, pek çok insan hikayesine de şahit oluyorsunuz. Bütün bu işlemleri gerçekleştirirken sadece tıbbi bir yaklaşım değil. Aynı zamanda belki onların psikolojilerini de görüyorsunuz, aile içi ilişkilerini de kaygılarını da görüyorsunuz. Çok farklı hikayeler. Anılarınız var mı nakil hastaları ile ilgili aranızda geçen ya bu da beni çok etkiledi dediğiniz durumlar oldu mu? Evet tabii yani bu işin içinde yer alınca birçok anılarınız da oluyor. Hı hı. E, şöyle bir düşündüğümde mesela bir iki anımı anlatabilirim isterseniz. Tabii çok arz ederiz. E, tabii biz nakil cerrahlarının ne gecesi vardır, ne gündüzü hı. vardır, ne hafta sonu vardır, ne bir planı vardır. Yani bir plan yaparsınız ama o plana uyacağınızın bir garantisi yoktur. Hı hı. Ee, yine biz ben bir izne ayrılacaktım. Eve geldik işte. Yazlığa gidecektik. İşte çocukları indirdik. Arabayı yükledik. Hastaneden bir telefon geldi. Dediler bir konsültasyon istendi. Bir bakılabilir misin? İşte. Dedim ki çocuklar yukarıya gidin ben bir bakayım da gelirim. İşte iki saat sonra falan yola çıkabiliriz dedim. E, gittim e, hiç unutmuyorum yine bir gastroenteroloji, hepatoloji servisinde yatan bir genç işte 20'li yaşlarda uzun boylu yatağa zor suyu işte toraks tüpü takılmış hmm. sözlü uyaranları yapıyorsun sözlü uyaranlara çok cevap vermiyor falan e, buna da bir organ bağışı da organ istemi de yapılmış fakat acaba yapalım mı yapmayalım mı gibi böyle tartışma işte baktık falan. Tabii onu görünce yani bir organın ona sağlayabileceğini de bu işte uğraştığımız için biliyorsunuz. O biz o bağış kabul ettiydik. Denizli'den bir bağış vardı. Ekibi gönderdik. Hı hı. Tabii eve telefon açtım. Siz otobüsle gidin. Onlar otobüsle gittiler. Biz onun bağışını yaptık çocuk uyandı. Sevdiği yemekleri annesinden istedi. Şimdi bu yani mucize gibi bir şey. Hiç soruyorsunuz hiçbir şeye cevap vermeyen insan gözünü açıyor. İşte annesini soruyor. Sevdiklerini istiyor. İşte hem o tüplerinden kurtuldu. Hem işte solunum cihazından kurtuldu. Hem idrar çıkamı taburcu ettik. Mesela o, onun şu ana kadar geçen süre 19 yıl oldu. Hmm. İsmini bildiğim için o ilk aklıma geldi evet. Sonra bir tane de Çocuğu bir çocuğu daha oldu Şimdi onlarla bizi ziyarete Gelirler bakıyorum o yaşlanmış hmm. de Çocukları büyümüş İletişiminiz Ki, de devam ediyor tabii, ne tabii. kadar güzel evet, Onlar da bizi hmm. bırakmıyorlar sağ olsun Biz de onları bırakmıyoruz evet. Şimdi Bir tanesi buydu Yani 20 yıldır yaşıyor olması Bir o çocuğun daha olması Ailesinin başında olması Ki bu Mesela biraz önce konuştuk ya bir ilaç yani bir şeyden korunmak için aldığı bir ilaç neticesinde hmm. o hale gelmiş çocuktu. Evet, Akut bir tablo akut anladığımız bir tablo. Yani kadarıyla. Akut bir tabloydu evet hı hı. o şekilde biri o. Ve çok genç yaşta bununla karşılaşabilmiş. Bu birkaç döne hemen bu anınızdan çıkarıyorum. Her yaş grubu karaciğer problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor anladığım hmm. kadarıyla. E çocuklarda bile hatta bu tür durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. E, ama gerekli bağış yapılıp nakil işlemi gerçekleştirdikten sonra da e, hayat normal bir şekilde akabiliyor ve e, iş hayatı, evlilik hayatı, çoluğu çocuğu yani gerçekten böyle bir ikinci hayat gibi devam edebiliyor. Siz de buna şahitlik ediyorsunuz. Evet. Şimdi hocam. bir hastamız daha vardı. O da yeni hı -hı. hastalarımızdan bir tanesiydi. Normalde işte hamileyken çok az görülen bir sendrom, bir sendrom diyoruz da onunla şimdi ayrıntısına girmeye gerek yok. Hı hı. İşte onun da tedavisi doğumu bir an önce yapması. 37 haftalık gebe sezaryenen alıyor. 1510 gram civarında bir oğlu oluyor. Hmm. Ondan sonra tablo devam ediyor ve karaciğer etmezliğine giriyor anne. Hmm. Çocuk kuvvetli. Hmm. Anne geldi işte yine bahsettiğim gibi vücudu şiş işte solunum cihazına bağlandı idrar çıkması azaldı falan biz onu sisteme girdik işte şansına da 24 saat içerisinde bir organ çıktı. Yine o organ da yine bir 12 yaşında bir evladımızdı. Organı aldık, taktık. Akciğerleri söylediğim gibi işte şeyden desteğinden kurtuldu, uyandı, gözlerini açtı, işte beslenmeye başladı. Böyle 25. günde falan servisi aldık. Bu sırada. Oğlu Kuvezi'de bakılıyor, evet. o da 1510 gram mıydı öyle bir şeydi, 2800 gramlara geldi. Hı hı. Bir tane de küçük kızı vardı, 3-4 yaşında. Onların işte büyük kızı, küçük oğlu büyümüş 2800 gram, o hepsini bir ay sonra taburcu ettik. Şimdi bunun evet. hiçbir karşılığı yok. Tabii. Şimdi bu bağışçıya ve o bağışçı yapan aileye buradan hı hı. yani ne kadar e, teşekkür etsek... E, azdır. Tabii, tabii. Onlara rahmet diliyorum. Kendilerine de tüm organ nakli ekibi adına teşekkür ederim. Tabii. Ve o evlatlar için de ne kadar kıymetli. Çünkü ha. o bağışla birlikte anneleri hayatta kalabildi. Ee, ve yaşamlarını sürdü. Ki oğlan öksüz kalmadı, kalmadı. Tabii. işte. Tabii. Gerçekten çok duygusal tablolar hocam. Yani Bak. Bu yaşadık zaman. yani. Çok kıymetli gerçekten. Şimdi e, bu tür tablolarla aileler karşılaştığında e, bir psikolojik yıkım da gözlemliyor musunuz hocam? Çünkü şimdi nakil, karaciğer değişimi deyince e, tabii sizler gerçekleştiriyorsunuz başarıyla ve nihayetini de az buçuk tahmin ediyorsunuz. yani Normal hayatına döneceğini öngörüyorsunuz ama işin içinde olan hastalar için çok kaygı verici süreçler. E, bununla ilgili hem gözlemleriniz nelerdir hem de e, destek çalışmalar yapılıyor mu hasta ve hasta yakınları için? Ya, tabii ki şimdi yani bu insanın başına geldiği zaman... Birden bir anlamıyorsun ya yani gerçek mi şaka mı fakat bakıyorsunuz tablo sürekli ilerliyor hı hı. İyi olması gereken hastanız iyi olmuyor kötüye gidiyor işte konuşabildiğin hasta bu sebebi konuşamamaya başlıyor falan ama anlıyorsun bu sefer tam bir çaresizlik içerisinde hı. Evet. Mesela canını verse bakıyorsun işte uygun değilse işe yaramıyor evet. yani böyle tablolar oluyor işte burada yine organ bağışı'nın önemi ortaya çıkıyor yani hı hı hı. o kişinin yaşayabilmesi için. İşte e, mutlaka bir organ bağışı olsa e, bu işler daha rahat çözülebiliyor. Hı hı. Çırpınıyor ne yapabilirim ne edebilirim ama tabii zor süreç işte. Yakınlarına gidiyor söylüyor başka bir şekilde uğraşıyor. Yani kolay değil yani. Evet. E, tabii ki psikolojik destek yani psikolojik, psikolojik destek zaten orada e, o imkanlar var ama akut tabloda ani bir destek de olmuyor. Onları işte biz konuşarak anlatıyoruz. Evet dolayısıyla zorlu bir süreç ama Çok sizlerin zor. de yaklaşımı ve desteği e, gerçekten büyük önem taşıyor hocam. Şimdi e, ameliyat sonrası süreçlere biraz daha değinecek olursak e, bu hastaların hem canlı alıcılar için, e, canlı vericiler için hem de e, bizzat hastalar için dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Beslenme açısından olsun, yaşam alışkanlıkları açısından olsun. O nekat dönemi dediğimiz iyileşme sürecinde neler öneriyorsunuz tıbbi e, tedavilerin evet. yanı sıra? Şimdi verici açısından verici hastanedeki tabloyu atlattıktan sonra işte sizin bizim gibi normal insan. Hı hı. Onlara sadece biraz önce bahsettik işte alkolden kaçırmasını istiyoruz. Çünkü zaten karaciğerin bir parçasını vermiş oluyor. Daha bir kısıtlı karaciğer ama yeterli karaciğer, sağlıklı karaciğer. Ona daha iyi bakarsa daha iyi olacağını söylüyoruz. Özel bir beslenme tarzı ona önermiyoruz. Normal yaşamına o öyle devam ediyor işte kesi yerine de herhangi bir şey olmamasına dair onlarla ilgili önerimiz oluyor. Hı hı. Alıcıda da yine beslenmesine dikkat etmesi, yani beslenmesini iyi yapmasını. bu kötü alışkanlıkları varsa asla ve asla iyi oldum diye bir daha bunu kullanmaması gerektiğini söylüyor. Bir de verdiğimiz ilaçları alması gerektiğini, kendi kendine bunları kesmemesi gerek. Çünkü bazen kesenler de oluyor. Doğru. Yani hı hı. ve. ...dünyaya bir daha geldiğini, bu organının ve bu yaşamın kıymetini bilmesi gerektiğini vurguluyoruz. işte ilaçları söyledim, hı hı. beslenmesini, hem bir de kontrolleri. Onların belli bir kontrol tablosu var, şeması var. Kontrolleri aksatmaması gerektiğini söylüyoruz. Evet, bunlar gerçekten önemli tablolar. E peki hocam organ e, naklinden sonra uyumsuzluk bu e, redle ilgili bir durumda karşılaşılabiliyor mu? En çok korkulan budur ya uyum sağlayamazsam ama çok sık değil galiba bu tablo. E şimdi e, organdan e, organa farklılık gösteriyor ama bizim karaciğerde bu rejeksiyon oranları olabiliyor. Bu Hı. değişik tablo oluyor ya bir ani gelişebiliyor. Bu idiyosenkrazik e, yaklaşım diye ama Allah'tan bunları çok görmüyoruz ama genelde kronik rejeksiyon dediğimiz rejeksiyonları görüyoruz. Ve o genelde işte birinci haftada ve onuncu günde falan başlayabiliyor. O zaman immün dozlarımızı arttırıyoruz. Yerine gerekirse bir ilaç ekliyoruz. Olay tablo devam ederse tekrar karaciğerden bir parça alarak acaba bu niye bağlı diye onu inceliyoruz. Hı hı. Bu sefer ilaçları farklı kullanım şekline geçiyoruz. Bunların çoğunu kontrol edebiliyoruz bazen evet. işte yüzde bir civarında onları Hı -hı. kontrol edemiyoruz Hı -hı. o şekilde ancak oldukça düşük bir ihtimal Daha, olduğunu evet. söylüyoruz ama bununla ilgili ani ama ama gelişen gelecek. sebebini bilmediğimiz Hı -hı. redler de oluyor hemen reddedebiliyor da Hı -hı. o zaman tekrar bir acil çağrıya çıkmak gerekebilir evet burada hocam tabii bizim yaklaşımımız programımız açısından da söyleyece söylemeliyiz bunu e, hep bir problem olmadan öncesi ee, nasıl korunabiliriz? Sağlığımızı nasıl muhafaza edebiliriz? En önemli şey bu. Ee, hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu biliyoruz. Elbette sağlık bozulduktan sonra pek çok... E, tedavi yöntemi var, e, teknikler var, uygulamalar var. Bu konuda çok güzel hizmetler veren hastanelerimiz ve siz değerli hekimlerimiz var. Ama esas olan onu korumak. O organlarımızın kıymetini bilebilmek ki ne kadar mucizevi işlevleri olduğunu da söylüyorsunuz. Şimdi pisi pisine bazı şeyler yaşanabiliyor. Örneğin bağımlılıklar. E, alkol bağımlılığının çok ciddi etkileri olduğunu söylüyorsunuz. Bu boyuta sürüklenmemesi için kişinin... E, ee, destek çalışmaları, psikolojik destekler belki onu bağımlılığa sürükleyen şartların iyileştirilmesi bu anlamda desteklere dair sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Çünkü sonrasında bir karaciğer yetmezliği tablosu ile sizin karşınıza geliyor kişi. Şimdi biliyorsunuz bu alışkanlıkların çoğu bazen küçükken arkadaşlık çevresinden elde edilebiliyor. Hı, hı. Yani ben biz de ben de öyle yapıyorum çaktırmadan işte evlatlarımızı bir gözlemlememiz lazım hı hı. böyle bir şey var mı yok mu varsa bunu işte ikna metoduyla bundan vazgeçirmeye çalışmak lazım bağımlı hale geldikten sonra da yine ülkemizde sistemleri var işte amatem dediğimiz psikiyatri bölümleri var bu bağımlıkta kurtulabilmesi için desteğe ihtiyaç duyabilir o desteği hem aile olarak hem biz de tıbbi olarak vermemiz lazım. Bunu mesela alkol alıyorsa bunu almasını gerektiren bir sebepler varsa bu sebepleri biraz ortadan kaldırmaya çalışmamız lazım. Bu şekilde yapmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle oldukça önemli önleyici Aile. süreçlerin devreye girmesi lazım. Ailelerin de bu noktada desteği ve yaklaşımı oldukça önemli. Bunu ifade etmiş, vurgulamış olalım. E hocam son bir dakikamızın içindeyiz. E ben organ bağışı ile ilgili mesajlarınızı tekrar yinelemenizi istiyorum. Tabii programda konuştuk. Hı hı. Ya kimin ne zaman bir organa ihtiyacı olacağı belli olmuyor. O zaman bu durumda bizim ne atmamız lazım? Organlarımızı bağışlamamız lazım. Hı hı. Diyanet İşleri Başkanımız diyor ki organ nakli candan cana yapılan bir sadakadır. Biz ne oluyor? Başımıza bir iş geliyor. Bir sadaka ver. Sadaka küçük bir sadaka. Büyük şeyden kurur diyoruz. Hayat en güzel hediye. Hı hı. O yüzden Bunlar mesela organ bağışları, canlıdan nakiller hediye kabul edilir. Nasıl bir insana bir gömlek hediye ediyorsun, işte bir saat hediye ediyorsun, ne bileyim bir çorap hediye ediyorsun. Karaciğerin bir parçasını da veriyorsun. O da aslında bir hediye. Tabii ben sadece bunun için demiyorum ama asıl biz kadavra bağışını arttırmak istiyoruz. Organ bağışı candan cana sadakadır. O yüzden lütfen organlarımızı bağışlayan diyorum. De, bu şekilde ha, de bu şekilde tamamlayalım de hocam istiyorum. çok çok önemli bir tespit tavsiye olduğu ve bütün detaylarıyla da hayata nasıl dokunduğunuzu insanların nasıl organ nakilleriyle hayatlarına devam edebildiklerini bir genç kardeşimizin bir annenin anılarınızla da dinlemiş olduk çok kıymetli bir yayında Ankara Bilken Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Eğitim İdari Sorumlusu ve Organ Nakli Mesul Müdürü Profesör Doktor Erdal Birol Bostancı hocamız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde TRT Türk ekranlarında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.